İyi akşamlar, kolay gelsin. Agresivos, presionantes, jugando, intentando siempre jugar. Maça iyi başladık, güçlü başladık, agresif olarak başladık. Sürekli biz oyun oynamaya çalıştık. Sabíamos que al contrario ia bastar esperando nuestro error para nos intentar sorprender a la contra. Rakibin bizi bekleyip hata yapmamızı bekleyeceğini biliyorduk. Entonces, pues sabíamos, hemos tenido que tener cuidado por ese tema. Bunun için de önlem almamız gerektiğini farkındaydık. Había una preocupación de dejar el equipo siempre equilibrado porque este Akintola y Benza, Traoré, Diouf son bons jogadores, aunque estos dos son muy rápidos y hay que tener cuidado con ellos a la contra. Hemos controlado todos los movimientos del contrario siempre en la primera parte. İlk yarıda rakibin her şeyini kontrol altına almıştık. Hemos creado hemos llegado al área bien muchas veces, hemos salido bien. Birçok kere ceza sahasına geldik ve iyi pozisyonlara girdik. En la primera vez que hemos jugado a un toque simples combinando bien, hemos hecho gol. Ve iyi oynadığımızda, iyi pas yaptığımızda, kombinasyonla oynadığımızda zaten golü de bulduk. Pienso que por lo que no dejamos el contrario hacer y por lo que hemos hecho nosotros, biz merecemos llegar ganando, aunque 1-0. Rakibe biz istediklerini yaptırmadık ve oyunu biz oynadık ve oyunu maçı kazanmak bizim hakkımızdı. En la primera parte, aunque lo contrario ha tenido una oportunidad de un throw-in, de un lanzamiento, un poco confusa con repelones y ha puesto al final el balón en el palo. Rakibin ilk yarıda taçtan bulduğu bir pozisyonu vardı. Top bir şekilde oraya kadar gitti ve bu la única oportunidad que tuvieron, pero no de fútbol, de jugada apoyada, un lance individual con suerte y direkten döndü ve dışarı gitti. Tabii ilk yarıdaki tek pozisyonları buydu. O da pozisyon yarattıklarından değil, şanstan öyle önlerine düştü top. Mas penso también que fue un juego, una primera parte muy también competitiva, de muchos duelos, primeros, segundos balones. İlk yarı tabii çok ikili mücadelenin olduğu bir yarıydı. Y que no hemos podido crear más porque al contrario también estaba organizado. Biz de bulabildiğimiz pozisyonların hepsini değerlendirmeye çalıştık ve daha fazla pozisyon vermemeye çalıştı bize rakibimiz. La segunda parte ellos han cambiado el sistema. İkinci yarıda sistemlerini değiştirdiler. Pasaron para un 4-4-2. 4-4-2'ye döndüler. Con Camara y Diouf delante. Camara ve Diouf önde oynadılar. Pasó Traoré para el medio campo con Traoré orta Ruben sahaya Ibero. Geldi. Con Ruben, pero Traoré siempre llegando. Ben Günay'ın bir kurtarışını hatırlıyorum. Han tirado a la portería por arriba, pero a la portería no me acuerdo de una solo cruzamientos que ha salido. Yani sürekli onlar orta kestiler. Kaleyi tutan pek topları yoktu. Ya üstten ya yandan dışarı çıktı. Por eso mismo, por falta de mejores decisiones de oportunidades en la segunda parte por nuestra organización defensiva de la segunda parte merecíamos terminar el partido como con 1-0. Biz kendi açımızdan defansif organizasyonumuzu iyi yaptık ve bu maçı bizim 1-0 bitirmemiz gerekiyordu. Además, cuando para mí el árbitro ha dado casi más un minuto del tiempo que había dado. Hakem de ekstra zamana 1 dakika fazladan ekledi. Bizim kendi kalemize attığımız golden öncedeki faul değildi. Le mete por un lado, Junior le gana la delantera. Yana forza la falta. No hay falta. Yana itti, Junior da kenara çekildi ve faul değildi o. Y no puede pasar esto que ha pasado. Bunun olmaması gerekiyordu. El equipo no merecía empatar este partido así. Takımımız bu maçın bu maçın hakkı beraberlik değildi. 2 puan kaybettik. Sí, vamos a intentar traer soluciones, más soluciones que nos puedan ayudar nuestro equipo. Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takımımıza yardım edecek birilerini getirmeyi istiyoruz. Como cualquier equipo. Her takımın yapacağı gibi. Hoy hemos perdido Junior. Bugün Junior'u kaybettik. Que se ha despedido al final del partido. No lo sabía. Me ha dicho al final. Herkes de vedalaşmış. Pues tenemos que traer otro lateral.
seguramente. ¿Salió del equipo? Sí, es la información que tengo yo, tú sabes también, ¿no? Bana gelen bilgi bu şekilde. Pienso que sí, no sé, me ha dicho que se quería ir, no sé, se tiene... Bilmiyorum, aklına daha önceden bir şeyler var mıydı bilmiyorum ama... Ha venido a agradecer y a pedir perdón por autogol, pero no ha querido hacer gol, no tiene culpa, en fin, ha pasado, ya está. Pero se ha despedido porque pienso que su familia se quiere ir y que no aguanta más. Kendi kalesine attığı golden dolayı özür diledi, ben de ona olabilir böyle şeylerin olabileceğini söyledim çünkü isteyerek yaptığı bir şey değil. Ama sanırım böyle bir niyeti vardı. Ailesi burada kalmak istemiyor herhalde. O sanırım nedeni bu. Me ha sorprendido, pero ben de şaşırdım. Vamos a ver cómo va a pasar. Bakalım ne olacak. Başka soru var mıydı? Teşekkürler. İyi akşamlar. Okay, thank you. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Hocam buyur, hazırsan. İlk yarının son maçıydı. Zorlu bir deplasmana geldik. Maçtan önce de açıkçası beklediğimiz bir maç oldu. Gaziantep bu sezon özellikle topun arkasına iyi geçip 10 kişi kendi sahasında hem sahayı parselasyon yapan hem rakibe fazla pozisyon vermeyen bir takımdı. Bunu tabii biz analiz ederken maça çok kontrollü başlamayı tercih ettik. İki takım da açıkçası kontrollü başladı. Çünkü iki tane denk takım vardı sahada. Biz daha fazla rakibi ikinci bölgede karşılayıp kazandığımız toplarla öndeki oyuncularımızla çabuk hücumayı planlıyorduk. Çok bu konuda ilk yarı başarılı olamadık. Ondan sonra Gaziantep'in attığı golde sayısal anlamda ceza sahasında fazla olmamıza rağmen bir gol yememiz bizim adımıza tabii üzücü oldu. Ama ondan sonra çok çabuk toparladık ve biraz daha fazla üçüncü bölgede baskıyla Gaziantep'i savunmadan çıkışlarına rahatsız etmeye başladık. Daha fazla uzun toplara zorladık. İkinci yarıya gelince takımım gerçekten çok büyük bir karakter gösterdi. Sahanın tek hakimiydi. Kenarlardan denedik, merkezden denedik, birebir adam eksilterek denedik. Oyuncu değişiklikleri oldu. Oyuna giren arkadaşlarımız da katkı sağladı. Ve hak ettiğimiz bir puan aldığımızı düşünüyorum. Ben oyuncularımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Şimdi hemen ara olmadan önümüzdeki hafta ikinci yarıya başlayacağız. İnşallah bu ligin ilk yarısında oynadığımız keyifli futbol, topladığımız puanlarla birlikte ikinci yarıya da bunun devamını getiririz. Var mı sorunuz? Sağ olun.